Evet, önceki günkü matematik sorumuzun cevabına geçelim. Sayılarımız 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde gidiyor. En sonda bir S sayısı var. 2'den S sayısına kadar toplam 930. Sayılarımıza dikkat ettiğimizde hepsi çift sayı. O yüzden ben S sayısına 2N diyeyim. Bu durumda bizim sorumuz şu şekil alır. 2 artı, 4 artı, 6 artı, 8 artı devam ediyor. Ta ki 2N'ye kadar. Sayılarımıza dikkat edeceğimiz özellik hepsinin çift oluşu. Hepsinde 2 çarpanı var. 2'de çarpan var. 4'te 2 çarpanı. 6'da 2 çarpanı. Yani biz 4'ü 2 çarpı 2. 2'yi 2 çarpı 1. 6'yı 2 çarpı 3 şeklinde bu şekilde düşünürsek hepsini 2 parantezine alırsam 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı diye devam eder. Ta ki n'ye kadar. Çünkü dağıttığımda burası 2n eder. Toplam 930. Birden n'ye kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü ile verilir. Yani buna Gauss formülü denir. Başta da bir 2 çarpanı var. 2 çarpı n çarpı n artı 1 bölü 2 930 eşitmiş. Burada ikiler sadeleşir. Ardışık iki sayının çarpımı 930'muş. Biz biliyoruz ki 30'un karesi 2 tane 30'un çarpımıdır. 900 eder. O zaman ilk sayımız 30 ise ikinci sayımız onun bir fazlası olan 31'dir. Çarptığımız zaman 930 eder. Yani biz şu sayıyı 30 çarpı 30 artı 1 şeklinde yazarsak burada biz 30'da 30'un çarpımı 900, 30'da 1'in çarpımı 30, toplayınca 930 eder. Bu durumda bizim n sayımız 30'dur. Biz s'ye 2n demiştik. 2n sayımız da 2 çarpı 30'dan 60 olur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.